İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter. Evet. Evet. Bugün lütfen sessiz olalım. Buyurunuz Sayın Serter. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milli eğitim bütçesi konuşulurken gerek Sayın Bakan'ın gerek diğer konuşmacıların yapmış oldukları açıklamalarda çok pembe bir tablo çizilmiştir. Milli eğitim bütçesinin devri iktidarınızda %709 arttığı ifade edilmiştir. Bütçe rakamları böyle değerlendirilmez Sayın Bakan. Eğer böyle bir değerlendirme yaparsanız, o zaman ben de size derim ki siz iktidara gelmeden önceki 5 yıl 1992-97 ile 2002 arasında bütçe rakamı %1462 arttı derim. 1462 5 yılda. Siz tutmuş 13 yılda %709 arttı diyorsunuz. Çünkü bütçe rakamı böyle değerlendirilmez. Bakın nasıl değerlendirilir. Milli eğitim bütçesinin genel bütçedeki payına bakılır. 13 yıllık döneminizde genel bütçedeki pay %6.8 artmıştır. Yıl bir yıla düşen artış %0.5'dir. 13 yıllık iktidarınızda milli eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %1.3 artmıştır. Bir yıla düşen artış %1.000'dir. Üstelik bu 13 yılda öğrenci sayısı %34 artmıştır. Milli eğitimin öğretmen ve personel sayısı %70 artmıştır. Siz 12 yıllık zorunlu eğitime geçtiniz. Buna rağmen gerçek artış budur. Nasıl bakarsınız bütçeye? Dersiniz ki yatırım bütçesindeki artış nedir acaba milli eğitimin? Milli eğitimin yatırım bütçesi 13 yıllık süreçte %8,3 düşmüştür, azalmıştır. Yatırım bütçesi devri iktidarınızda azalmıştır. Değerli milletvekilleri, gelelim öğretmen maaşlarına. Çok övünüyorsunuz öğretmenlerin maaşı %350, %360 arttı diye. O zaman ben de size böyle diyorsanız, son 5 yılı söylerim sizin iktidarınızdan önce. 97 ile 2002 arasında acaba öğretmen maaşları ne kadar arttı? %1000 artmıştır. %1000. Öğretmen maaşı bu rakamlarla belirlenmez. Bakın öğretmenin maaşını nasıl değerlendirirsiniz? Ülkedeki yoksulluk sınırına bakarsınız. Ülkedeki kişi başına yapılan aylık tüketim harcamasına bakarsınız. Bir de öğretmen maaşına bakarsınız. Yoksulluk sınırı, aylık kişi başına tüketim harcaması 2148 liralık öğretmen maaşı. Öğretmen maaşını böyle değerlendirirsiniz. Siz iktidara gelirken dediniz ki atanmamış öğretmen kalmayacak. Doğru ya, kalmadı. Siz iktidara geldiğinizde atanmamış öğretmen sayısı 60 bindi, şimdi 350 bine çıktı. Ve zaten çok zor bir şey değil, görmeden de duyarak da anlarsınız. Buna rağmen de 120 bin öğretmen açığı var. Ha para mı bulamıyorsunuz diyebilirsiniz, para bulamadık. Kaynak belli. Bir kaçak saray yerine 72 bin öğretmenin bir yıllık maaşı ödenebilirdi. Siz onu tercih etmediniz. Siz lüks ve şatafatı tercih ettiniz. Eğitimde kalite nasıl ölçülür? Şöyle ölçülür. Kişi başına, öğrenci başına yapılan harcamaya bakarsınız. Harcamaya.
OECD'de öğrenci başına yapılan harcama 8.643 dolar. Türkiye'de 1.592 dolar. Yani OECD'ninki bizim 5.5 katı yükseğimiz. Eğitimde kıyaslama böyle yapılır. Şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Gerçekten en başarısız bakanlık ama en talihsiz bakanlık aslında. Bakanlık kendi kararlarını kendisi veremiyor. O bakımdan çok talihsiz bir bakanlık. Eğitim konusunda çok ciddi bilimsel birikim gerekirken ve bir vizyon gerekirken ne yazık ki eğitime yapılan müdahaleler vizyonu geriye doğru işletmeye dönük ve cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmayı hedef alan bir zihniyet tarafından kurgulanmış. O nedenle talihsiz bir bakanlık. Çünkü bakan yönetemiyor. Geçmişte eski başbakan ve yeni cumhurbaşkanı sürekli eğitimin her alanına müdahale ediyor. Nasıl müdahale ediyor? Milli Eğitim Komisyon toplantılarına bile müdahale ediyordu geçmişte. Onun için doğrusu ya ben eğitimdeki bu başarısızlığın birinci adresinin Sayın Bakan ve ondan önceki bakanlar olmadığı kanısındayım. Birinci adres Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nı yok saymaktadır. 19. Milli Eğitim Şurası yapıldı. Şuradan önce malum konuşmayı yaptı. Anaokulu öğrencilerin yaşam tarzını biçimlendirmeye karar verdi. Arkasından ne yaptı? Osmanlıca tartışması açtı. Arkadaşlar mesele Osmanlıca falan değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sorunun Osmanlıca ile hiç alakası yok. Sorun nedir biliyor musunuz? Sorun Arap alfabesini okullara sokmaktır. Sorun harf devrimine karşı bir darbe yapmaktır. Sorun budur. Böyle olduğu içindir ki Sayın Başbakan Nevşehir'de işte böyle karşılandı. Bu Osmanlıca mı bu yazı? Bu yazı Osmanlıca mı Sayın Bakan? Bu yazı Arap alfabesiyle yazılmış ama Türkçe bir yazı. Bakın kürsünün önünde ne var? Kürsünün önünde duranlara bakın. Bakın. Bunlar Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok yakında okullara göndereceği Arapça ders için hazırlanan pankartlar. Ne kadar güzel. İşte buna ne kadar güzel diyenler, ne kadar güzel diyenler gençliğin zihnini geleceğe değil de geçmişe yönlendirmeye çalışan zihniyettir. Geçmişe özlem duymanın Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı tektir arkadaşlar. Geçmişe özlem duymanın karşılığı Türk Dil Kurumu'nda gericilik olarak yazmaktadır. Açarsınız, okursunuz. Gericiliğin tanımı tam da budur. Osmanlıca hiçbir zaman bu ülkede ana dil olmamıştır. Hiçbir zaman halkın kullandığı dil olmamıştır. Her zaman sarayda kullanılan Arapça, Farsça kelimelerle dolu, halktan tamamen kopuk ve adı da Osmanlıca değil, Osmanlı Türkçesi olan bir dildir. 1876 Kanuni Esasi'nin 18. madde, öğren bilmiyorsun, cehalet kötü şey. 18. maddesi der ki devletin resmi dili Türkçedir der. Kanuni Esasi 1876 18. madde devletin resmi dili Türkçe der. Siz çocuklara önce Türkçe öğretin. Türkçe anaokullarına lütfen sessiz olunuz, dinleyiniz. Sayın Bakan, anaokullarına bunları gönderdiniz. Şube müdürünün imzasıyla. Bakın diyor ki değerlerimiz değerlidir. Nedir anaokuluna gönderdikleriniz? Nedir? Şudur. Bakın Kur'an'ın anaokulu, Kur'an dersini falan geçiyorum. Arap alfabesinin harflerinin nasıl okunacağı uygulama kılavuzu öğretmene.
Arap alfabesinin harflerini öğrencilere 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklara öğretiyorsunuz. Siz 3 yaşındaki çocuklarda anaokulunun cinsiyete göre ayrıştırılmasını isteyen kafalarsınız. Cinsiyete göre 3 yaşında bir kız çocuğuna cinsel odaklı bakış ne denir biliyor musunuz? Kürsü müsait değil, söyleyemiyorum. Varın onda siz kendiniz anlayın ne dendiğini. Bu kadar sapkın projeler yandaşlarınız tarafından ortaya konuluyor. Bakanlık tarafından denmiyorum. Arkasında Cumhurbaşkanı tarafından destekleniyor. Biz çocuklu yakında karma eğitimi de sonlandıracaksınız. Suyu ısıtıyorsunuz. Teşekkür ederiz Sayın Serter.